Arkadaşlar, aşılanmamış bir hanım ağacının altındayız. Bakın, altında bir köpük var, kutu var. Bunun içerisinde ne var? Merak edin bakalım. Arkadaşlar, bunun içerisinde yaklaşık bir ay önce almış olduğum hambeles çelikleri var. Perlit içerisine kapattım. Burada ihtiyacım oldukça alıp aşılıyorum. Bugün yine benim hambeles aşılama günüm. Bakın arkadaşlar, yaprağını dahi dökmemiş. Bir ay oldu. Bakın, evet. Çıkarıyorum çelikleri, gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar, İçi dolu. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz yapabilirsiniz böyle. Çeliklerinizi saklayabilirsiniz. Zamanı geldiğinde alıp perlit içerisinde harika saklanıyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Bakın, yemyeşil duruyorlar. Alıp ağaçlarınızı aşılayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünlük bana bu kadar çelik yeter. Üstünü tekrar geri örtüyorum. Evet arkadaşlar, bastırıyorum. Evet, orada bekliyor beni arkadaşlar. Bütün ağaçların çeliklerini bu şekilde yapabilirsiniz. Şurada da arkadaşlar ejder meyvesi çeliklerim var. Sizinle paylaşayım. Ali Bakıcı abimizin Vakıflar Bankası bölge müdürüydü kendisi. Emekli oldu. Bir serası var. Oradan bana hediye geldiler. Böyle bunları da burada köklendiriyorum. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Kömece bakın arkadaşlar. Kömeç. Yaklaşık bir aydır buradan kömeç ihtiyacımızı gideriyoruz. Bakın arkadaşlar. Yemyeşil. Muazzam bir bitki. Kömeç. İşte böyle arkadaşlar. Şurada aşılı harnıbımız var. Bu sene, geçen sene verdi. Bu sene yine var üstünde. Yine orada bir aşılı harnıbımız var arkadaşlar. İşte böyle. Şuraya arkadaşlar bakın, maydanoz ektim. Maydanoz bakın arkadaşlar nasıl oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bunu da tüketiyoruz. Yanında hemen pancarımız var arkadaşlar. Evet, pancarları görüyorsunuz. 5 kök pancardan börek yapılıyor. Yumurtalı. Yiyoruz arkadaşlar. Ne ekerseniz Cenab-ı Allah yok demiyor, veriyor arkadaşlar. Yine şuraya geliyorum arkadaşlar. Bakın, şurada benim dikensiz incirlerim var. Bakın arkadaşlar. Hep köklendiler. Bunların meyvesinde de diken yok. Yaprağında da diken yok. Dikensiz arkadaşlar. Bir şey daha gördüm. Arkadaşlar, bunu ters dikmeyeceksiniz. Ters diktiğiniz zaman bakın, ters dikilmiş bu. Bakın, ters dikildiği için arkadaşlar çürümüş. Mutlaka bunu kendi yönünde dikmeniz lazım. Bakın arkadaşlar. Bu da bir örnek size. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş yaprak çıkartmaya başlamışlar. Bakın, gördüğünüz gibi. İnşallah bunları da, burayı iş makinesine eştirdim. Buraya bunları dikeceğim. 10 tane alış dikeceğim. 10 tane haziran armudu dikeceğim. Birkaç tane de narince dikeceğim inşallah. Hepinize hürmetler, saygılar.